Geniz eti ameliyatı nasıl gerçekleştirilir? Geniz eti ameliyatını yaparken öncelikle dikkat ettiğimiz konulardan birisi çocuğun ve daha sonra anne babanın bu konuyu daha az stresli atlatabilmesini sağlamak. Bu amaçla çocuk odaya alındıktan sonra az miktarda içirilen bir ilaç var, bir meyve suyuyla birlikte ve o ilaç sayesinde çocuk biraz daha kaygısını azaltabilir, hatta tatlı böyle bir sarhoşluk hali yaşayabilir. Arkasından anestezi doktorunun yardımıyla gerekirse anestezi altına ya da çocuğun uyum durumuna bağlı bir kolundan bir küçük iğneyle biraz kan almakta, tahlillerini yapmakta ve emin olduktan sonra ameliyatta devam etmekteyiz. Bu ameliyatı yaparken çocuk artık ameliyathaneye alınmış, uyutulmuş durumda, her şey kontrol altındayken yaptığımız ilk şey burnuna endoskopla bakmak, tanımızı doğrulamak, geniz etinin büyük ve tıkayıcı olduğunu görmektir. O zaman bir ağız açacağı ile ağzı aralayıp küçük dilin arkasından geniz etini tıraşlarcasına bir teknikle oradan çıkarabilmekteyiz. Çıkarma işlemi yaklaşık bir dakika kadar zamanımız alır. Arkasına yalnız hemen bir tampon koyup ağız açacağını çıkarır ve bekleriz. O tampon genizde kanamaları durdurmak içindir ve 6-7 dakika kadar bekleriz o aşamada. Bazen bu tampon bir kere yetmez, iki kere gerekebilir. Bazen de o bölgede küçük noktaları bir koter dediğimiz cihazlarla dağlamak gerekir ki kanamayı durdurmuş olalım. Bu söylediğim aralıklar, yani 1 dakika işlem yaptık, 6-7 dakika tampon bekledik, kontrol ettik, tekrar kanama var 1 dakika kadar, tekrar tampon koyduk. Bu süreci uzatan şey aslında o tamponlu süreçtir. Bir 15-20 dakika kadar zamanımızı bu bölüm alır. Biz daha sonra tekrar endoskopla kontrol eder ve eğer burnun son bölümünde, genizde açıldığı bölümde kalıntı var ise onları da endoskop kontrolünde alırız ki ağızdan ulaşılamayan bölgede kalan dokular burnu hala tıkıyor olmasın. Bu sayede çocuk ameliyattan uyandığında da artık burnu çok derece açık olacaktır ve biz de hekim olarak emin olduğumuz bir durumda hastamızı ailesine teslim edebilmiş oluruz.